وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَقَدْ خَابَ hüsrana uğramıştır. Men ol kimse ki dessaha. Gizledi manasında var. Gizledi. Neyini gizledi? Yanlışlarını gizledi. Tezkiyeye, terbiyeye çekmedi. Aynen neye benzer? Hasta, doktorun yanına gidip hastalığını gizleyen insan gibi. Gizlersen ne olur? Tedavi olamazsın. Hastalığında devam edersin. Devam et. işte şimdi virüs. Adam kaçıyor. Hastasın arkadaş. Kaçsan ne olacak? Doktorun elinden kaçsan ne olacak? İşte nefsinin de bu çirkin istekleri var. Sen bunları terbiye etme yoluna girmedin. Onun isteklerini devamlı verdin ve gizledin. Ne olacak? Hüsrana uğrayacaksın. Mahvolup gideceksin. Araplarda şöyle bir şey vardı diyor. Cömert olan insanlar kendi evlerini belirgin yerlere yaparlardı ki fakirler gelip onları bulsun. Onları gereken yardım yapsınlar diye. Fakat Söz gezdirici olan kötülük sahibi insanlar onlar da kendilerini gizlerlerdi diyor. İnsanların çabuk bulamayacağı yerlere kendilerini gizlerdi. Ondan böyle bir tabir kullanılmış olabilir. Hayır sahipleri yapmış oldukları hayırla Allah katında öne çıkmış insanlardır. Şer sahipler de zaten genel olarak tabi ahir zamanın belası da şimdi düştü. Artık kimse şerrinden de utanmıyor. Şer sahipleri de işlediği işte şerden dolayı Geri dururlar, gizlenirler. Bu manalarda murad olabilir. Ama hakika, hakikaten asli manası bunun şudur ki... Yani insan ne olduğunu bir... Bir de ne olmadığını bilmeli. Kendini dev aynasında görmemeli. Hakikat aynasına bakmalı. Şeyhimiz Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin de buyurduğu gibi... Şeytanın ilk oyunu nedir biliyor musunuz? İnsana kendini olduğundan çok daha büyük gösteren bir dev aynası koyar gözünün önüne. Onun için kendini süpermen zanneder insan. Ne zamana kadar? E bir yukarıdan atlayana kadar, atlayıp da aşağı çakılana kadar böyle zanneder. Onun için sen dev aynasına değil hakikat aynasına bakman lazım. Hakikat aynası sana doğruları gösterir doğruları gösteren o diller, o kalpler size doğruları söylediği zaman canınız sıkılmasın. Çünkü bu doğrular bizi düzeltmek için, bizi terbiye etmek içindir. Şimdi sen bir dev aynasına bakmışsın, bir yalancı aynaya bakıp da kendini çok güzel, çok temiz, çok harika zannediyorsun. Hakikat aynasını senin karşısına koyuyorlar. Bir bakıyorsun o her tarafında hastalık var, sivilce var, şu var. İşte insan o noktaya geldiği zaman şunu kaybediyor. Ya sen de bana hep hastalığı gösteriyorsun, hep yanlışları gösteriyorsun ama hastasın arkadaş. Bak cildinde şu hastalık var. Yani ötekiler seni kandırıyorlar. Bu hastalık, bunu düzeltmen lazım. İşte o bu ayetler oraya bakıyor. Kad aflaha men zekka ha. Hakikat aynasına bakıp da hastalığının farkına varıp ya bunu nasıl temizleriz? Bana bunu göster. Bundan nasıl kurtuluruz? deyip de temizlenme yoluna gelenler, kendini temizleyenler onlar hayırda sonsuz erdiler. Fakat hüsrana uğrayan kim ya hakikat aynasını çek önümden. Bana yine o getirin yalancı aynayı. Getirin bana dev aynasını. Ben yine kendimi olduğumdan büyük göreyim deyip hastalıklarını kenarıya bırakıp gizleyip o hastalıklarla yaşamaya devam eden, kurtulmak istemeyen, nefsin çirkeflerine razı olan insanlar, işte onlar, onlar nedir? Hüsrana uğramışlardır. Allah subhanahu ve teala bizleri nefsini terbiye etme yoluna giren kullardan eylesin. O ilahi tecelli ki şems misalidir, onun ışığını bize yansıtan aylara, kamerlere, kalbimizi dönmeyi, onlardan da ışık almayı, o şekilde güneşin ışığına varmayı hepimize müyesser kılsın Rabbimiz. وَمِنَ اللّٰهِ تَوْفِيكُ بِحُرْمَةِ الْحَب۪يبِ بِحُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ